İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün çok kıymetli konuğumuz var. İstanbul AK Parti İl Başkanlığından sizlerle beraberiz. Kıymetli hemşerimiz, efendime söyleyeyim, adımlarıyla birbirinden başarılı işleri imza atmış. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe bu haftaki konuğumuz. Kıymetli başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle hem başta hemşehrilerimiz olmak üzere kardeşlerimizle burada bir anlamda hasbihal etme fırsatı da yakalamış oluyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Kıymetli başkanım, yoğun programınız var, hep görüyorum. Dolayısıyla öncelikle bize bu yoğun programın arasında zaman ayırdığınız için, misafir ettiğiniz için Estağfurullah. tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani biraz burada bir iki zaman planlaması yaptık ama uygulayamadık. Onun için de şahsınızda tüm yayın ekibinden ve televizyonunda hoşgörüsüne sevinmiş olalım. Bir iki kez tarih değiştirmek zorunda kaldık. Ama İstanbul malum, İstanbul'da Evet, herkes evet, evet. yetişmeye çalışıyor. Öğrenci işte yetişmeye çalışıyor, iş insanı yetişmeye çalışıyor. İşte siyasi aktörler yetişmeye çalışıyor. Medya mensubu arkadaşlarımız, en çok yorulan arkadaşlarımız onlar. Habere, işte mekana, zamana yetişmeye çalışıyorlar. Biz de böyle bir iki kez tarih konusunda şey oldu. Hoşgörünüz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Yani hakikaten Ramazan'da falan birçok kez bir araya geleceğiz dedik. Olamadı. Değerli izleyicilerimiz, yakından Osman Nuri Kabaktepe Başkanım herkes biliyor, tanıyor. Hele hele İstanbullu çok çok iyi biliyor. Ama bizim hemşerimiz dolayısıyla bu doğrultuda Eyvallah. sizinle hemşerilerimiz yakından biliyor ve merak ediyorlar. Bildikleri var, bilmedikleri var ama kısaca kendinizi özetlemiş olsanız, Osman Nuri Kabaktepe kimdir desek, izleyicilerimize, hemşerilerimize, sadece hemşerimiz diye atfetmiş olmayayım. Normalde Türkiye genelinde her bölgeden izleyen izleyicimiz var haliyle. Evet. Bizi izleyenlere Osman Nuri Kabaktepe kimdir desek, Eyvallah. kendinizden bahseder misiniz? Tabii kim ve kimlik Evet. tanımlaması çok Evet. geniş bir şey ama biz kısa böyle bir özgeçmiş, Evet. tercüme-i hal anlamında birkaç şeyi paylaşalım. Ben işte 70 yılında Fatsa'da dünyaya geldik. İşte lise tahsilimizi ordumuzun da Fatsa'mızda bitirdik. Ondan sonra üniversite hayatı için çıktık ve işte yaklaşık 30 yıl aşkın bir zamandır da efendim işte İstanbul'umuzda 20, 26, 20, 30 yıla yakın bir zamandır da İstanbul'umuzda hayatımıza devam ediyoruz. Yani işte eğitim hayatı, iş hayatı, vakıf hayatı, siyasi hayat bu anlamda birçok farklı diyelim her kardeşimizin, her hemşerimizin, her vatandaşımızın yaşadığı süreçleri biz de yaşadık. Ve halihazırda da İstanbul'umuzda İstanbul AK Parti'mizin il başkanlığı vazifesini yürütmeye gayret ediyoruz yaklaşık son 1,5 yıldır. Bu süre içerisinde hakikaten şunu belki söylemek lazım. İnsanın kimlik, kişilik ve şahsiyet davranış biçimlerinin oluşmasında çocukluk ve gençlik yılları çok önemli. Yani bugün hani kimdir sorusunun karşılığında bir kimlik ve bir şahsiyetten mutlaka bahsetmek lazım. Yani bizim kendi kimliğimize dair sözlerimiz çok doğru da olmaz ama şunu söyleyebilirim. En azından toplumumuzun değerlendirdiği bir karakter ve bir kimlik ve bir şahsiyet varsa bunun en temelinde oluşmasında hakikaten o lise yıllarımızın, çocukluk yıllarımızı, gençlik yıllarımızın bir kısmını, büyük bir kısmını geçirdiğimiz memleketimizin çok büyük bir etkisi var. Onun için onu da devamlı hem zihnimizde hem kalbimizde bulundurmaya da gayret ediyoruz. Hakikaten insan 50'sinde de 60'ında da bazı şeyleri kazanıyor, kazanabiliyor ama biraz düşününce fark ediyorsunuz ki bugün geliştirdiğinizi düşündüğünüz ya da yeni kazandığınızı ya da ilk kez yaptığınızı düşündüğünüz bir özelliğiniz, bir yaklaşımınız aslında çekirdek olarak o ortaokulda, lisede, çevrenizde, köyünüzde, ilçenizde, kasabanızda, öğretmeninizde, muhtar amcanızdan ya da komşu Ahmet amcadan, bakkal Hüseyin amcadan kazandığınız o çekirdek özellikler. Bu anlamda da hakikaten memleketimizin kişisel hayatımız üzerindeki katkısını da sürekli yad etmemiz lazım, unutmamak lazım. İşte iki çocuk sahibiyiz. İşte onlar da Evet. üniversiteyi bitirdi, birisi diğeri bitirmek üzere. Onun dışında iş hayatına, sivil toplum hayatına son 1,5 yıldır da yoğun olarak siyasi faaliyetler içerisinde hayatımızı devam ettiriyoruz, idame ettiriyoruz.
Evet. Memleketle ilişkimiz devam ediyor. Yani işte il başkanı olmadan önce ayda bir gitmeye gayret ederdim ama şu an biraz sarksa da yine en azından eskilerin tabiriyle teşebbüt miktarı da olsa kısa süreli gidiş gelişler yapmaya gayret ediyoruz. Sık sık gidebiliyor musunuz başkanım? Yani 2 ayı geçmiyor tahmin ediyorum ama hani gidiş denir mi? Bazen 10 saat, bazen 20 saat. Havaalanımız olduğu için artık hem gitmemiz hem dönmemiz kolaylaştı. Mesela geçen hafta işte cumartesi günü mesela işte öğleden sonra gittim. Pazar sabahı geldim işte bir 24 saati olmadı. Anneniz var, akrabalar evet, var orada. Evet var. Yani bizim büyükler döndüler işte, memleketteler. Dolayısıyla işte valideyi, büyükleri ziyaret etmeye gayret ediyorum. O hakikaten önemli bizim geleneğimiz. Oraya gittiğiniz zaman ilk böyle hani derler ya herkese de soruyorum esasında. Memlekete gittiğiniz zaman evet anneler, büyükleri ziyaret etmek var ama ilk yaptığınız hani çocukluğunuza dair olur ya hani özlem duydunuz. Şunu da yapayım dediğiniz, fırsat buldukça gittiğiniz ve yaptığınız bir şey desem. Sürekli aynı şey olmuyor. Yani mesela bazı şeyler zamanla ve mekanla insana geliyor. Şimdi şu an mesela en çok özlediğim şey fındığa doğru gidip böyle doğan yeni inciri sabah namazdan sonra gidip yemek yani. Şu an aklıma geliyor. Ama mesela diyelim işte Haziran başında işte Fatsa'da diyelim Dolunay'da denize girmek aklınıza geliyor. Ya da efendim orada ağaçlarla da hikayeniz var. Sokakla da hikayeniz var. İşte bir gittiğinizde mezun olduğunuz okula gidip öğretmenlerinizi gidesiniz geliyor. Bazen hakikaten her yerin ayrı bir lezzeti var. Bizim memleketimizin de ordumuzun, Fatsa'mızın, işte ilçelerimizin böyle aklımıza kalan lezzetleri var. Bazen aklımıza geliyor işte falan yere gidelim de şundan da bir tadalım diye. Yani her gidiş gelişte ve farklılık. Bazen yöresel yemeklerimiz aklımıza geliyor işte onu rica ediyoruz, istirham ediyoruz, onu böyle yemek tatmak aklımıza geliyor. Bazen işte fındık sezonunda hem toplarken o yaptığımız işte eğlenceler aklımıza geliyor. O zamana göre değişiyor. Ama her seferinde aklımıza geleni yapmaya gayret ediyoruz ama tabii imkanlar, şartlar, yaş, her şeyi bulamamak onların da getirisi var. Özlem çok güzel bir şey. Özlemi hapsolarak yaşamamak lazım ama özlem duymak aynı zamanda kalbinizin ve hislerinizin varlığını da gösteriyor sizde. Yani insan olduğunuzu hatırlatıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani memlekette insanların özlem duymazsa, memlekete hasreti olmazsa yavan kalıyor, da tatsız tuzsuz bir şey oluyor. O özlem olmalı. Sevgili başkanım, yani memlekete yine bir es veriyorum. Esasında orada çok güzel hasretleriniz var. Çok genç yaşlardan hala gençsiniz ve genç yaştan itibaren de siyasetin içerisinde bulundunuz. Gençlik kollarında uzunca yıllar görev yaptınız. Birçok STK'nın gençlik kollarının başkanlığını yürüttünüz. Çok başarılı. Hani programın başında dedim ya her adımıyla başarı imza atmış. Hani birinde de alt edilmeme noktası olabilirdi ama hiçbirinde alt edilmişliğiniz yok. Hep bir üstüne koyarak gelmişsiniz. Görüyorum ki o gençlik kollarındaki vermiş olan enerji size bugün gençlerle diyaloğunuzu öyle bir arttırmış ki gittiğiniz her ortamda gençlerle beraber haşır neşir oluyorsunuz. Çok seviyorlar sizi. Ve hani nasıl diyeyim? Yani bir siyasetçi gibi değil, bir abi gibi, bir arkadaş gibi, dost gibi görüyorlar. Bunu başarmanızdaki sırrı nedir? Yani genç olmak ve genç kalmanın sırrı, onlarla iyi bir bağ kurmanın sırrı. Belki şöyle ifade etmek lazım. Yani en temel yaklaşımın bence insanların yaş, cinsiyet, inanç, bakış açısına göre birbirlerini kategorize etmeden davranabilmeyi başarmalarıyla başlıyor. Şimdi tabii genç dediğimizde zihninizde bir şey oluşuyor. Genelde kuşaklar arası çatışma işte bilimsel tezlere de konu olmuş. Bununla ilgili işte birçok çalışma yapılmış. Hatta psikoloji, sosyolojiye dair çalışanlar arasında işte bununla ilgili birçok işte tedaviye varacak derecede de geniş bir yelpaze ve alan bu kuşaklar arası birbirini değerlendirme konusu. Mevzuya kuşakları anlamsızlaştıran değil de her kuşağın kendi dönemini ve zamanının gerçeğini yaşamak zorunda olduğunu kabullenirseniz kategorize etmekten çıkabiliyorsunuz. Yani gence zihninizdeki bir kalıpla
ya da sizin olduğunuz gibi olmak zorunda olmadıklarını kabullenerek başlayabilirseniz, onları şekillendirmek değil, onları anlamakla, onları nesne olarak değil, özne olarak görmekle ve onlarla birlikte iş yapmaya çalışarak başlayabilirsek belki mesafe kat edebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yani babalarımızın bize bakışı, bizim çocuklarımıza ya da gençlerimize, bizden önceki kuşağın, bizim gençlik dönemimizde bize bakışında böyle bir alan ya da farklılık getirmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Hatta zaman zaman şunu da söylüyorum genç kardeşlerimize, diyorum ki mesela biz orta yaşlılar, gerçi şimdi Dünya Sağlık Örgütü bizi genç yaşına aldı yani. Evet, kesin. Kuşa kadar genç şeyi geçecekmiş. Ama yine biz eski alışkanlıkla diyelim 50'yi geçtik. İşte orta yaşlıyız. Biz gencin nasıl olması gerektiğine karar vermişiz. Nasıl yapması gerektiğini belirlemişiz. Hem tipoloji olarak, hem eylemsel olarak, hem davranış biçimi olarak. Dolayısıyla bakıyoruz, bunları göremediğimizde bir gençlik sorunu var diyoruz. Kesinlikle. Ben diyorum ki gençler gelin bunu değiştirelim. Siz bize bakın. Ya şu orta yaş sendromu diye bir sorun var aslında. Siz bizi bir değerlendirin. Yani bu dünyayı ve bu hayatı birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, komşularımızla, genç kardeşlerimiz hep beraber birlikte yaşayacağız. Yani bu dünyadaki işte spordan, sanattan, siyasetten, ticarete kadar gençlerin enerjisini, dinamizmini nesne değil, özne olup beraber inşa edeceğimiz çözüm ortakları olarak birbirimizi görebilirsek daha hızlı iletişim kurabileceğimizi, birbirimizi daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani aile şirketlerinde bile mesela işte babalar yaşlanınca çocuklar onların kararlarını beğenmez. Ya işte babam müsaade etmiyor ki şunu yapıyoruz, yapamıyoruz derler. Bunların tamamının siyasi alanda da, sporda da, sanatta da çözümü birbirimizi böyle rakip değil ama zamanın ve mekanı ayrı dönemlerde yaşadığımız için farklı zihni yapılara sahip olacağımızı da düşünmemiz lazım. Böyle bir yıl kadar önceydi bir böyle gencimize, çocuğumuza dedim ki ya şimdi bizim kuşakla sizin kuşak arasındaki farklardan biri de şu. Mesela dedim bize annelerimiz gece eve gelmiyoruz diye işte çıkışırlar da siz dedim daha az dışarı çıkıyorsunuz belli dönemlerde. Güzel bir şey söyledi genç kardeşimiz, dedi ki yani dijital imkanlar sizin çocukluğunuzda var mıydı dedi. Yani evet. 1980'de dedi bu kadar dijital evren imkanı vardı da onu bırakıp mı dedi siz Fatsa'nın sokağında işte bulduğunuz naylon topla top oynamaya gidip akşam anneniz sizi aramaya çıkıyordu. Evet. Yoksa dedi başka çareniz yok, mecbur lastik topu, onu da zor bulursak gidip top, o öyle miydi? Çok güzel bir şey söyledi yani. İnsanları evet, değerlendirirken, kategorize ederken içinde yaşadıkları evrenin imkanlarıyla davranışların şekillendiğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle davranmaya gayret ediyoruz. Onun için şunu ben hep söylüyorum. Yani gençlerimiz, genç kardeşlerimiz, bizim de mesela AK Parti olarak baktığımızda biz gençleri siyasetin nesnesi değil öznesi olarak görüyoruz. Gençleri siyaseti yapan, siyasetin bu arada yani 6 milyon ilk defa oy kullanacak tabii, varmış. Tabii tabii. 6 milyon üzerinde gencimiz var. Yani mesela gençlerin seçme yaşını, seçilme yaşlarını 18'e kadar indiren süreçler AK Parti döneminde yaşandı. AK Parti'nin teklifleriyle, evet, AK Parti'nin iradesiyle olan şeyler. İşte genç milletvekillerimiz, genç belediye başkanlarımız, genç siyasetçilerimiz il yönetimlerinde, ilçelerde bunların hepsi AK Parti'nin çok önemsediği yasal düzenlemeleri kendi iktidarları döneminde yaptığı şeyler. Bu neden? Çünkü özne olarak olması lazım. Yani gencin bir enerji ve dinamizmi var. O enerji ve dinamizmi sizinle birlikte yapıcı bir unsur olarak, yani kurucu unsur diyoruz ya bazen, evet, ülkemizle ilgili, siyasette de yapıcı unsur olarak bakmak ve değerlendirmek lazım. Gençlere böyle bakmaya çalışıyor. Yani gelin sizi bir düzeltelimdir, gelin dünyada yapılacak ne varsa beraber yapalım. Beraber, evet. Gelin hadi size şunu öğretelimdir, gelin beraber öğrenelim. Hatta biz öğretim. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Öyle bir yaklaşım sergilemeye gayret ediyoruz. Yani şu Türkiye'de de gençlerimizin her alanda hakikaten çok güzel önerileri var, teklifleri var. Tüm kurumların, başta siyaset olmak üzere buna açık olmaları lazım. AK Parti de bu açıklığı en iyi gösterebilen bir siyasi parti. Biz de onu kendi karakterimize yansıtıp gençlerle sürekli açık iletişim, sürekli iletişim. Siz bilmezseniz değil, beraber bilebiliriz. Siz yapamazsınız değil, beraber yaparız. Sizin şöyle olmanız değil, hep birlikte böyle olmamız lazım
çerçevesiyle ilişkimizi geliştirmeye gayret ediyoruz ve hep diyoruz ki hani o dünya ile ilgili söylenir, miras aldık, efendim emanet aldık. Yani hem bir miras tabii belki ama asıl önemli olan gençlerimizi ve çocuklarımızın emaneti dünya bize. Dolayısıyla aslında sahibi oldukları dünyayı bugün yöneten kuşaklar olarak gençlerimizi yok sayarsak en büyük hatayı yapmış oluruz. Onların fikirlerini, düşüncelerini ve beklentilerini siyasetin içerisinde de var kılmak için elimizden gelen çabayı göstermek lazım. AK Parti bunu yapmaya çalışıyor. Biz de işte AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak bu dönemde ben de il başkanı olarak partimizin bu yönünü uygulamaya gayret ediyorum. Teşkilat deyince esasında bir sizinle ilgili mesela bu bilgiyi yeni edindim esasında. 140 bine yakın teşkilat mensubunuz varmış evet. İstanbul'da. Evet. Yani düşündüğünüz zaman Anadolu'daki birçok ilinin daha fazlasında bir nüfusa sahip doğru, 140 bin doğru. teşkilat mensubu. Evet. Ve bir de bunların çoğu yani bir orana baktığımız zaman tamamına yakının gençlerden oluşuyor. Gençlerden. Hani bizim bu şu anki kuşağı da gence evet. sayarsak evet. genç nüfusun içerisinde orada da bir sinerji ve enerji yakalamış durumdasınız. Ya kesinlikle yani partimizin işte 3 kademe teşkilatlanması var. Ana kademe, gençlik kollarımız, kadın kollarımız. Bu tek kademimizin aslında şeyleri daha da yüksek rakamları ifade ediyor. Yani eğer zihinsel aslında biraz hem şey de yapalım yani bir fikri seyahat de yapalım bir felsefi. Şimdi gençci yaş, biyolojik yaş olarak aldığımızda Türkiye'de hem meclis aritmetiğinde yani TBMM'de hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem İstanbul'daki 39 belediye başkanları arasında hem ilçe başkanları arasında hem il yönetimleri arasında en genç nüfusa sahip AK Parti'dir. Bir ikisinde belki farklılık olabilir ama toplamda değerlendirdiğinizde bu bahsettiğim kategorilerin tamamını yani biyolojik olarak genç nüfusa en çok milletvekilliğinde de belediye başkanlığında da ilçe başkanlığında da il yönetimlerinde de yer veren parti AK Parti'dir. Sayısal olarak evet, baktığımızda. Evet. İki, şimdi gencin zihinsel gençlik anlamında da bir tanımlama zaman zaman yapılır. Yani böyle işte entelektüel bazda bu tip tarz şeyler olur. Yani buradaki yaklaşım da şudur. Hani genç size göre zamansal olarak dünyaya sonra, hayata sonra başlayan insan demektir. Dolayısıyla sonra başladığı için onun gördükleri ve yaptıkları size göre yenidir. Evet. Zihinsel olarak da sürekli değişim ve yeniliğe açık olmak aslında sizin siyasi ufkunuzu da etkiler ve değişimcilik, dönüşümcülük ve dinamizminiz partinizin fikrinin genç olduğunu da ifade eder. Bu anlamda da baktığımızda AK Parti yani hem kendi 20 yıllık iktidar sürecinde hem kendi iç dinamizmini, devinimini, değişimini hem Türkiye'de iktidar olduğu ilçelerde, belediyelerde ve tabii ki hükümette son 20 yıldır sürekli bir değişim ve dinamizm içinde olduğu için genç kalabilen bir partidir. Yani zihnen de genç kalabilen bir partidir. Evet. Fikren de genç kalabilen bir partidir. Kendi kendini yenileyebilen, kendi kendini değiştirebilen. Dolayısıyla Türkiye'yi sürekli yeniliklerden ve geleceğe dönük, ufka dönük, ileriye dönük taşımaktan da vazgeçmeyen, bunu hedefleyen bir zihne sahiptir. Çünkü genç hedefi olan bir kimliği, biyolojik dönemi ifade eder. Evet. AK Parti'de hem Türkiye için hem dünya insanlığı için hem milletimizin sürekli yeni hedefleri koyabilen ve o hedeflere varmak için gayret eden bir genç dinamizme de sahip. Yani şimdi bu tarafıyla da bir değerlendirme yapmak mümkün. Hem biyolojik yaş olarak hem de zihinsel yaklaşım ve siyasal tavır olarak da gençlerin karakterini yansıtan bir parti olduğumuzu düşünüyorum. Onun için gençlere ihtiyacımız çok. Her açıdan çok yani. Evet. Şimdi siz söylerken böyle hani hemen aklıma not almıştım da aklın büyüklüğüyle, eniyle, boyuyla ölçülmez, düşüncesiyle ölçülür evet. Diye bir sözünüz var. Evet. Şimdi evet şu anda gençlerin yaşına bakmamaksızın hani siz söylerken aklıma geldi. Gerçekten çok ilginç fikirler çıkıyor. Yani 14 yaşında oğlum var. Birçok kez beni şaşırtan fikirler ortaya sunmuş durumda. Maşallah onlar da başarılılar. Yani birçok kez tabii, gözümüzü tabii. kapattı. Böyle şu an Robotik Teknofest'in ekibinin içerisinde yer alıyor. Oraya katılıyor vesaire. Ama en çok da yeni fikirleriyle bizi böyle bir ufkumuz açıyor. İnşallah gençlerimiz de yola daha hızlı yürüyeceğiz sizin sayenizde. Gündeme dair
Yani çok konuşulacak şey var. İstanbul'u seviyorsunuz. İstanbul'la ilgili bir sürü düşünceleriniz var. Ama ben en can alıcı İstanbul'la hayaliniz nedir desem, neyi hedefliyorsunuz? Yani şöyle, tabii İstanbul dediğimizde hakikaten hayalde ve beklentide bir sonsuzlukla karşı karşıyasınız. Yani İstanbul bizim yani yaş olarak, zaman olarak bugünün değil. Yani bizim Fatih'in de hayalini süsleyen bir kentte. Fatih Sultan Mehmet'in, yani Mayıs ayını da yeni geçtik, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini. Evet. Orada millet bahçesinde beraberdik orada da. Evet. Çok güzel bir program oldu. Dolayısıyla yani bizim 500 yıl önceden, 600 yıl önceden de ecdadımızın hayallerini süsleyen bir kentten bahsediyoruz. Aynı zamanda İstanbul çok kadim bir kent. Yani yaklaşık işte tarihi en son Marmaray kazılarında da hani bulunan şeyler 8000 yıl, 9000 yıl kadar geriye giden bir kent. Ama daha da önemlisi 3 imparatorluğa, yani dünyayı 3 imparatorluğun başkenti olarak yönetmiş bir kentten bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bu tarihsel birikimi, yönetim, siyaset, kültür, sanat, ilim, estetik, mimari de dünyanın göz bebeği, hayali ve en güzel örnekleri ortaya koyan bir kentten bahsediyoruz. İşte bu hayal ve bu aşk, Cumhurbaşkanımız sürekli söyler, biz İstanbul'a aşığız diye. Biz de onu takip etmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un bu bahsettiğim özelliklerinin kazandığı sürecin devam edeceği günleri tabii hayal ediyoruz. İstanbul'u hakikaten özellikle Cumhurbaşkanımız bu bahsettiğimiz anlamda gerek belediye başkanlığı ve sonraki süreçlerde kazanması noktasında büyük atılımları, projeleri yapıp ettikleri oldu. Dolayısıyla bizim İstanbul'a dair bahsettiğim çerçevede o tarihi birikimini bugüne yansıtan bir kent olması noktasında elimizden gelen gayreti her türlü platformda, siyasette de, hayatımızın diğer alanlarında da göstermeye gayret ediyoruz. Yani İstanbul dünyadaki işte nüfusu 15 milyonun üzerinde olan 30 kentten bir kent demek İstanbul'u tanımlamaz. İstanbul efendim işte Roma'nın, Bizans'ın, Doğu Roma'nın, Osmanlı'nın başkentliğini yapmış bir kent demek İstanbul'u tanımlamaz. İstanbul çok kültürlü bir kent demek İstanbul'u tanımlamaz. Çok dinli bir kent demek İstanbul'u tanımlamaz. İstanbul bunların toplamı ama mührünü ve rengini bu milletin boyasıyla ve rengiyle kazanmış bir kenttir. Ve dolayısıyla İstanbul'un bir kimliğinin, bu kişiliğinin, bu karakterinin, bu renkliliğini, bu tarihsel birikimiyle beraber bunu bizden sonraki kuşaklara da devretmek en temel şeyimiz, bakışımız ve yaklaşımımız bu olmalı. Biz de bunun için gayret edeceğiz. Beraber gayret ediyoruz. İnşallah. Sevgili başkanım, şimdi sizinle program yapacağımı öğrenen dostlarımız buraya gelirken dediler ki sonuçta evet dünya bir süreçten geçiyor. Bu sürecin içerisinde Türkiye ayrı bir yerde tutulması söz konusu değil. Yani dünyanın içinde bulunduğu pandemide, pandeminin sonrasında savaş vesaire. Şu an bir etken, ekonomik anlamda dünya çok büyük sıkıntıların içerisinden geçiyor ve buradan da Türkiye'de etkilenmiş durumda haliyle. Bu ekonomik sıkıntımız düzelecek mi? Yani şu geçici bir durum mudur? Bu konuda ne söylersiniz? Evet. Şimdi son 20 yıl içerisinde aslında 2002'de, 2008'de, 2012'de, kısmen 2016'da benzer ekonomik krizleri dünya ile birlikte biz de yaşadık. Şimdi de pandemiyle beraber başlayan en uzun ekonomik daralmanın yaşandığı süreçteyiz tüm dünyayla beraber Türkiye'de. Niye 2002, 8, 12, işte kısmen 16, 15, 16'yı söyledim? Bu süreçlerde de ülkemizde oluşan ekonomik dalgalanma, ekonomik daralma krizlerle ilgili AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemleri de olmak, tamamı olmak kaydıyla biz tedbirlerimizi aldık, geliştirdik. Kimisini 6 ayda, kimisini 1 senede, kimisini 3 ayda o tedbirlerin neticesinde Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir cümlesi teğet geçer demişti en son 8 kriziyle ilgili de. Hakikaten o süreçleri başarıyla yönettik. Şimdi bugün içine geldiğimiz süreçte de sizin bahsettiğiniz gibi bir sorun varsa ortada o sorunun nedenlerini tabii araştırmak lazım. O nedenlerden hareketle, sorunu oluşturan nedenlerden hareketle çözüm yoluna gidilir. İki, sorunu oluşturan nedenlerden dolayı da ya kaynaklara gideriz. Yani sizin mi kaynaklandı, neden kaynaklandı onu buluruz. Bu anlamda baktığımızda yani sorunu oluşturan nedenler
soruda siz ifade ettiniz çok açık bir şekilde. Dünyada oluşan bir kriz dünyanın tüm ülkelerini etkiledi. Türkiye'yi de etkiledi. Evet. Şimdi bu AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın sürekli hatta dün yine yaptığı açıklamalarda bu krizin çözümüne dönük gerekli tüm tedbirleri ülkemiz alıyor, hükümetimiz alıyor ve bunun halkımızın en az derecede bundan etkilenmesi için de tüm adımlar atılıyor. Bunları da görüyoruz. Şimdi bunu iki türlü değerlendirebiliriz baktığımızda. Bir, her halükarda kaynaklık nedeni sizden, dışarıdan, içeriden nerede olursa olsun o sorunun içerisinde yaşayan insanlarımızın çözümünü hükümetten beklemesi çok doğal bir durumdur. Ve hükümetimiz bunu bundan önce 2'de, 8'de, 12'de çözdüğü gibi çözecektir. Ve çözüyor. Alınan tedbirler yani iki açıdan biraz önce ifade ettiğim gibi bakılabilir. Birincisi bu krizden vatandaşımızın en az etkilenmesi için neler yapıyor hükümetimiz? İki, kalıcı çözüm için neler yapıyor? Evet. Şimdi burada da yine kıyas yaparken iki açıdan yapılabilir. Yani mesela dünyada bu 2020, 21, 22'ye doğru gider. Aslında 21-22 krizi yani yaklaşık 3 yılı bulacak. Kesinlikle öyle. Bu kriz döneminde dünyadaki ülkeler vatandaşlarının bu krizden en az etkilenmemeleri ya da etkilenenlerin durumunu iyileştirmek için neler yaptılar? Şimdi bunlara bakmak lazım. Burada pandeminin başladığı günden itibaren yani hibeler, teşvikler, bir takım muafiyetler, kadevelerin kaldırılması, işte tarıma gelen teşvikler, kısa çalışma ödeneği dediğimiz yani tüm SGK'lı çalışanlarımızın maaşının 1/3'ünün, 2/2'sinin devlet tarafından ödenmesi, işte doğalgaz ödemelerinin kamu tarafından %75'ini yani 4 milyon ailenin doğalgazının %75'ini devlet ödüyor. Elektriğin %6'sını, 56'sını devlet ödüyor. Ve şimdi de devam eden yani işte kredi oranları, geri ödemesiz krediler, hibe programları bunların hepsini hesap ettiğimizde hakikaten Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştığımızda dünyanın en iyi bu süreci yöneten 7 ülkeden birisi olduğunu görüyoruz. Bunun için çok kolay erişim yani işte her birimizin telefonu var. Telefonda sorduğumuzda mesela işte A ülkesi Avrupa ile Amerika ile Türkiye karşılaştırılsın. A ülkesi mesela vatandaşına, dar gelirli vatandaşına bu dönemde ne yapmış, Türkiye ne yapmış? Bu söylediğim her karşılaştırma baktığında böyle. Yani üretim kapasitesi, çalışan sayısı, SGK'lı çalışan sayısı, onların enflasyon, onu da söylüyorum. Yani şu an bizde enflasyonumuz, biz pandemi sürecine giderken işte 15'in üzerinde bir enflasyonla geldik. Tabii. 70'lere çıktık. Yani orantısal olarak baktığımızda 5 kat falan bir şeyimiz var, artışımız var. Bakıyoruz eşdeğer ekonomisi bizimle aynı olan, bizden iyi olan ülkelere. Bizden kötü olanlarla karşılaştırmayın. Bunu ben AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak açık söylüyorum. Yani biz iddialıyız. Biz bu sorunları çözdük. Bunu da çözeceğiz. Çözüyoruz. Çözdüğümüz tedbir en son yine işte 3600 ve benzeri alınan kararlarla vatandaşlarımızın evet. Her kesimine alım gücünü yükseltmeye çalışıyoruz. Bu yükseltiyoruz. Yani işte asgari ücretli oldu, şimdi memurlarla oldu, yeniden efendim vakti geldiğinde asgari ücretimizle ilgili olacak. Bunların hepsini çözeceğiz. Bizi dediğim gibi yani ekonomisi Türkiye ile aynı olan veya Türkiye'den iyi olan ülkelerle karşılaştı. Yani orada mesela hani diyelim bu sürece %1 ile yakalanmış %7'ye çıkmış. Aynı 6 kat bir şey var. Böyle bir şeyle dünya karşı karşıya. Bu sürecin çözümünün ne dair de alınan tedbirleri biraz önce söyledim de değerlendirdiğimizde hakikaten bunların verim verdiğini, yavaş yavaş bu toparlanmaların hissedildiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bunu biz çözeceğiz. Yani bundan öncekilerde olduğu gibi çözeceğiz. Bu sefer yine çözeceğiz. Tüm küresel dünyanın etkilenmesinden daha az etkilenerek çözeceğiz. Ama daha az etkilenmemiz insanımızın bu ekonomik daralmadan bunalmadığı anlamına gelmiyor. Bunalıyoruz. Etkileniyoruz. Bu küresel daralma hepimizi etkiliyor ama biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu en az tesirle atlatıyoruz ve bunu çözeceğiz. Şimdi buna dair şimdi bakın veriler. Şimdi bir ülkenin ekonomisini değerlendirirken soru sorarsınız. Yani 10 tane herkes kendi sorusunu kendisi seçebilir. Ben şunu demiyorum yani. Dünya Ticaret Örgütü'nün bir ülkenin ekonomisini değerlendirirken sorduğu 10 soru nedir?
iyi veya kötü derken. Onu sormayın. Ya da efendim UNESCO şeyin, OECD'nin kriterleri nedir? Onu da sormayın. Avrupa Birliği'nin kriterleri nedir? Onu da sormayın. Veya isterseniz onu sorun. Ama herkes kendisine göre ülkelerin ekonomilerine iyi, kötü, orta, zayıf, pandemiyi iyi yönetti, kötü yönetti, ekonomik krizi doğru yönetiyor, yanlış yönetiyor diyecek sorularını lütfen sorsunlar. İster AB kriterlerine göre sorsunlar, ister Amerika Fed'in kriterlerine göre sorsunlar, ister IMF'in kriterlerine göre sorsunlar, isterse kendileri bir kriter belirlesin. Açık yüreklilikle şunu ifade ediyorum. Bu sorduğumuz kriterlerin tamamında dünyada bu süreci en iyi yöneten ya 7. ülke çıkıyoruz ya 10. ülke çıkıyoruz. Bunu bilerek söylüyorum ama hiç kimseye de soru empoze etmiyorum. Kendileri sorsunlar. Yani mesela ne sorsun? Yani işte 3 yılda ülkelerin üretim kapasiteleri neydi, nereye geldi? İthalatları neydi, nereye geldi? İhracatları neydi, nereye geldi? Enflasyonu yüzde kaçtı, oranı olarak kaç arttı? Bunu da sorsunlar. Efendim, satın alma gücü neydi, nereye geldi? Tüketim rakamları, iç tüketim piyasadaki tüketim neydi, nereye geldi? Devletler kendi ekonomik güçlerine göre vatandaşlarına hibe ne kadar yardım yaptı? Hatta şunu da sorsunlar, ikisi iç içe çünkü. Bu dönemi sadece bir ekonomik süreç olarak da değerlendirmek doğru olmaz. Yani sosyoekonomik diyoruz ya şimdi, böyle sağlık ekonomi gibi bir şey demek, yani bir şey demek lazım. Nasıl bir kelime üretilir bilmiyorum. Yani pandemiyle beraber düşünmeden olmaz. Kesinlikle öyle. Şimdi pandemiyle beraber bu soru sorulsun. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti pandemi dolayısıyla vatandaşına ne kadar bir kaynak aktarımında bulundu? Ekonomisi Türkiye ile aynı ya da yüksekte olan ülkeler ne kadar kaynak aktarımında bulundu? Bakın tekrar söylüyorum, bizden kötü olanlarda değil. Ekonomisi Türkiye ile eşit ve yüksek olan ülkelerle karşılaş. Çünkü biz iddialıyız, biz biliyoruz. Yani hatta burada sosyal şeyle mesela bir hasta, hala dün geçen hafta bile Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen hastalardan bahsediyoruz. Yani hastanın hastaneye erişimi, hastanede bekleme süresi, bir COVID hastasının tedavi maliyeti, o maliyetin hastalara yansıtması Türkiye'de ne, Amerika'da ne, Almanya'da ne? Yani bunları vatandaşlarımız her birini sorabilir. Şu an bir tedarik zinciri var. Avrupa'da mesela marketlerde bir tane alırsın, iki tane alamazsın deniyor, şu dönüyor. Türkiye'de durum nedir? Evet. Burada biz açık yüreklilikle şunu ifade ediyoruz. Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, hemşerilerimiz 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde dünya 4 ya da 5 tane, yani 3 tane büyük, 1,5 tane de diyelim daha küçük ölçekli, yani 4 tane, bu sonunu söylemiyorum, bu pandemi en büyüğü, krizden geçti. Bu krizlerin tamamında AK Parti başarılı bir şekilde Türkiye'yi sağ ve selamete çıkardı her anlamda. Pandemi ve ekonomi, kriz ve pandemi artık adına ne konacak bilmiyorum. Tarihçiler bu döneme bir ad verecekler. Evet. Bu süreçten de Türkiye'yi en güzel bir şekilde çıkaracak adımlar atıyoruz ve çıkarıyoruz. Çıkaracağız. Ama bu bir süreçtir. Bazen 3 ay sürüyor, bazen 6 ay sürüyor. Şimdi dediğim gibi pandemi çok uzun. Şu an bakın Amerika petrol fiyatının pahalılığını tartışıyor. Petrol üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyaya petrol satan bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika'da petrolün pahalılığından bahsediyoruz. Yani işte tahılın bulunup bulunmadığından bahsediyoruz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan 2002'yi, 2008'i, 12'yi nasıl çözdüyse dediğim gibi 2022'yi de 21'i de en güzel bir şekilde çıkaracağız. Bunun için her adım at. Bakın Cumhurbaşkanımız her hafta, bazen haftalık, bazen 15 günde bir Bakanlar Kurulu toplantımızın her bir toplantının sonunda bir çözüm paketi açıklıyor. Dünyada böyle bir şey yok. Bakın kesinlikle. Burada hani biz sohbet ediyoruz. Evet. Muhalefete de ara sıra tabii il başkanıyız, böyle gönderme yapmadan olmaz. Ya arkadaş diyorum, yani Türkiye'nin sorunların çözümüne dair 3 senede ne söylediniz? Recep Tayyip Erdoğan her hafta ya da 15 günde bir çıkıyor. Mesela bu hafta dedi ki 3600. Ondan önceki hafta dedi ki konut kredisi şöyle. Ondan önce dedi ki KDV'den vazgeçtik. Ondan önce dedi ki vatandaşımıza şu kadar hibe yaptık. Ondan önce dedi ki İşte şurada ithalatı şu orana getirdik, şurada ihracatı yasak. Yani ekonomik krizi nasıl çözeceğiz? Vatandaşımızı nasıl rahatlatacağız? Türkiye ekonomisini daha güçlere nasıl getireceğiz? Evet. Her gün bir şey, harıl harıl çalışıyoruz durmadan. Cumhurbaşkanımızın sloganında durmak yok, yola devam. Ekonomiyi de böyle yönetiyoruz. Her hafta, her hafta bir çözüm önerisi getiriyoruz. Şimdi bakın işte kira ile ilgili geldi, şimdi konut üretimi ile ilgili bugünlerde Cumhurbaşkanımız tahmin ediyorum Haziran veya ayı içerisinde veya Temmuz ayının ilk günlerinde çok konutla ilgili de bir
proje geliyor. Onu da açıklayacak. Evet. Yani ya mevzu kaynaklı siz olun veya olmayın. Milletimizin içine düştüğü sorunla ya da milletimizin ortaya koyduğu taleple kendi sorununuz ve kendi talebiniz gibi görüp onu çözmek için gayret çaba sarf etmektir. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunu da yaptığımızın sonuçlarının olumlu olduğunu biz görüyoruz. Ama kıymetli hemşerilerime, kıymetli ordulu kardeşlerime, izleyenlerimize diyorum ki siz, ben AK Parti'nin il başkanıyım. Tabii ki AK Parti il başkanı böyle konuşur diyebilirsiniz. Lütfen cebimizin içinde dünya var. Girin buraya, istediğiniz soruyu sorun. İşte Almanya'da ne, Türkiye'de ne, Amerika'da ne, İngiltere'de ne, efendim Fransa'da ne, Türkiye'de ne. Kendiniz değerlendirin. Vatandaşımızın hakkıdır bu. Başkanım, bilgi birikim donanım olunca söylenecek çok söz var. Güzel de söylüyorsunuz. Ben de iş yerimde bazen kendi kendime her zaman akıllı tahta derdiğim tahtama yazarım. Ve ajandamda da her zaman başında yazar. Çözümsüzseniz çözümsizsiniz yazarım. Öyle bir söz var. Dolayısıyla bu şu anki dünyanın içinde bulunduğu ve Türkiye'nin de ister istemez etkilemiş olduğu mevcut durumdan yine sizler çözeceksiniz. Bu işin altından sizler çıkacaksınız. Hep birlikte el birliğiyle çıkacağız. Tabii tek başına değil bu. Yani ekonomik duruma baktığımız zaman yekpare değerlendirme söz konusu değil. Yani tabii, bu tabii. Esasında dünyanın içinde bulunduğu evet pandemi bu etkiledi ama şu anki savaşlar dış politikadan dolayı ve etrafımız çevre sarılmış ve bir sürü yerlerde işte mavi vatan işte Karadeniz bölgesindeki bölge yapımız, Ege'deki karışıklıklar, Akdeniz'dekiler öyle. Her doğuya baktığımız zaman başka bir şey. Güneyimizde alev topu halinde. Şu anda pençe kalkıpların harekatları yapılıyor devamlı. Orada şehitlerimiz var. İster istemez göçmen sorunumuz var. Suriyeliler tabii geliyor. İşte Afganlar geliyor. Orada savaş cereyan etmiş vesaire vesaire vesaire. Dış politika ile ilgili neler söylersiniz? Evet. Şimdi biraz sorunuz da bağlantılı cevabı ama bir önceki soruyla da bağlantılı, ikisiyle de onu söyleyerek başlayayım. Son 4 yıl içerisinde 2 tane Amerikan başkanının 2 cümlesini söyleyeceğim. Birisi dedi ki Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğiz. Diğeri dedi ki Türkiye'deki dostlarımızla beraber Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Şimdi dış politikaya girerken bu ikisini söylemek önemliydi. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamak açısından dış politika bağlamında herhangi birinden bahsetmiyoruz. Amerikalı yazar demiyorum. Amerikalı akademisyen de demiyorum. Amerikalı bir yetkili de demiyorum. Şu anki ve bundan önceki Amerika Başkanı'nın söylediği 2 cümleden bahsediyorum. Yani Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki dostlarımızı destekleyerek indireceğiz. Şimdi dış politikaya geldiğimizde yani Türkiye'nin hem ekonomik hem siyaset hem askeri anlamdaki uluslararası ilişkilerinin zemininin ne olduğunu doğru okuyarak hareket etmemiz lazım. Şimdi bakın yakın yerimizden başlarsak yani işte güneyimizde bir terör sorunu var. Yıllardır var. PKK sorunumuz var. Irak bağlamıydı. Suriye eklendi. Şimdi hem Irak hem Suriye sınırlarımızdan terörle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce insanımız şehit verdik. Şimdi Türkiye buradaki yaşadığı terör sorununu çözmek istiyor. Ama adım attığında karşınıza uluslararası kurumlar değil, devletler çıkıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bir operasyon yapacağız. İşte operasyona herkes karşı çıkıyor. Hani bu operasyon Avrupa Birliği'nin karşı çıkmasını anlarım. Amerika'nın da ikna etmeye çalıştık. Türkiye ikna olmuyor. Biz operasyona karşı çıkıyoruz demesini anlarım da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıkmasını anlamam. Türkiye'deki bir muhalefet partisinin karşı çıkmasını anlamam. Niye? PKK'ya karşı bir operasyon yapıyorsunuz. YPG'ye karşı bir operasyon yapıyorsunuz. Şimdi Yunanistan diyelim. Yani işte Yunanistan konusu tartışılıyor. Mavi Vatan bağlamında. Şimdi siz uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyorsunuz. Adaları tamamen silahsızlandırmanız gerekir. Silahsızlandırmanız gerekir cümlesi aslında yanlış. Adalarda zaten silah yok. Silah koyamazsınız. Koymamanız lazım yani oraya. Siz bu tüm anlaşmaları, her şeyi yok sayıyorsunuz. Adaları silahlandırıyorsunuz. Türkiye'yi neredeyse yaptıkları kara suları hesaplaması bizi karanın içini de Yunanistan'a verecek yani. Ege'de bırakın denize girmeyi
plaja bile gidemeyeceksiniz. Yani sahili bile alacak. Böyle dünya tarihinde görülmemiş abuk subuk bir takım yöntemlerle Türkiye'nin sınırlarını ve topraklarına tabiri caizse göz dikeceksiniz. Türkiye buna karşı kendini uluslararası hukuka, demokrasiye ve efendim uluslararası kurumların normlarına bağlı kalarak savunmaya çalışacak. Oradan da mahkum etmeye çalışacaksınız. Ülkenizin her kara parçasına Amerikan üssü kurarak da Türkiye'yi sindireceğinizi ya da ideallerinden vazgeçireceğinizi zannedeceksiniz. Şimdi işte Karabağ'da yaşadığımız şey diyelim. Yani 30 yıllık işgal var. Siz o işgale karşı bir adım atıyorsunuz. Diyorsunuz ki oradaki işgal kurtulması lazım. Türkiye'de de bazıları Avrupa'daki dostlarıyla birleşerek Türkiye'nin Karabağ'daki operasyonunun olmaması gerektiğini söylüyor. Hani şimdi dış politika bağlamında işte bir de NATO konumuz var şimdi diyelim. Hani 8-10 konu var, her birinden böyle birer cümleyle geçiyorum. İşte NATO'ya müracaat eden ülkeler var. Türkiye diyor ki ya bundan önce de bizim girdiğimiz dönemden sonra bir Yunanistan hikayesi var yaşanan, yani NATO'ya giriş bağlamında. Tamam, olabilir. Şu anki bazı NATO üyelerinin bazı davranışları da terör örgütü bağlamında benzer özellikler gösterebilir ama onlar olmuş, bitmiş. Bundan sonra biz aynı hatayı tekrar yapmayacağız. Yapmamamız lazım. Bu ülkeler eğer samimiyseler NATO teröre destek veren bir örgüt olmadığı gibi NATO üyelerinin de bundan azade olup çıkmaları lazım. Bir şey koyuyorsunuz ama ilgili ülkelerin siyasetçilerinden önce Türkiye'dekiler size cevap veriyor. Yani o da enteresan bir şey. Yani şunu söylüyorum, bakın iktidar hırsı için memleketin menfaatlerini, milli menfaatleri ve dış politikayı heba etmeyin. Bunu sürekli söylüyoruz. Şimdi Rusya-Ukrayna krizi var. Bir savaş var ortada. Türkiye bu savaşın çözümü için elinden geleni yapıyor. Her iki tarafla görüşüyor, gayret ediyor. Türkiye'de toplantılar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız görüşüyor. Bu krizin ortaya çıkardığı gıda, savaşın ortaya çıkardığı gıda krizi oluşmasın diye Türkiye işte bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Lojistik imkanlarının genişlemesi için çalışmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Diğer dünyadaki ülke seyrediyor sadece ve Türkiye'yi bir tarafa hapsetmeye çalışıyorlar. Bu çoklu politikalarına tahammül edemiyorlar. Onların çoklu politikalara tahammül edememeleri Türkiye'nin gelişmesini istememedikleri için normal de Türkiye'deki muhalefetin Türkiye'nin bu çoklu politikasına dünyada rağbet gören ve alkışlanan politikasını hazmedememeleri garip bir durum, anlaşılır bir durum değil. Yani bir kısmı neredeyse ilk günlerde Türkiye'nin A ülkesine savaş açmasını istiyordu yani muhalefetten. Şimdi normalleşmeye başladılar, dengeye gelmeye başladı. Şimdi bakın, bir Avrupa Birliği, iki NATO, üç işte Yunanistan, dört Suriye, beş Irak, altı işte Ermenistan ve Karabağ bağlamında söyledik. Bunu şimdi çoğaltabiliriz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi gerçeklerinden ve kendi menfaatlerinden hareketle kimsenin tesirinde kalmadan kararlarını alıyor. Milleti için alıyor, insanlık için alıyor bu kararları. Bu kararların alınma sürecini de muhalefetin her türlü siyasi efendim polemikten azade kalarak milletin ve ülkenin menfaati için nerede durması gerektiğini bilmesi lazım. Şimdi adam eline bir harita almış, Yunan Başbakan geziyor. Efendim diyor, bu harita şöyledir, bu harita böyle. Ne olacak yani, biz bu toprakları nasıl vatan edindiğimizi biliyoruz. Yani bir Kıbrıs'ın nasıl vatan olduğunu biliyoruz. Biz şimdi sana hemen 10 metre öbürümüzdeki deniz, yani kinayeyle söylüyorum, oradaki petrolün aranmasında niye hakkımız olmayacakmış? Nereden çıkardın yani sen bunu? Oradan da alıp efendim Türkiye'ye silah satılsın, silah satılmasın diye gidiyor Amerika Kongresi'nde konuşuyor. 37 kere alkışlanmış. Ya Türkiye aleyhine konuştuğun zaman 377 kere de alkışlarlar seni. Bunun hiçbir kıymeti yok ki. Seni sen olduğun için alkışlıyorlar mı? Senin kendi düşüncelerin için alkışlıyorlar mı? Yani Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü gösterir. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri hali olduğunu gösterir. Mitsotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanması. Niye? Bize sataştığı için alkışlanıyor. Canım sen yani gidip Yunanistan'da yaptığı işlerden anlaşmıyor. Yani sen neyi anlatmışsın da sen? Şimdi Türkiye'deki muhalefet de burada efendim Yunan Başbakanı 37 kere alkışlanmış. Ya niye alkışlanmış? Türkiye'ye silah vermeyin demiş, alkışlamışlar. Mavi Vatan'da Türkiye'yi sınırlandı demiş, alkışlamışlar. Ne yapmış?
hangi insanlık için, Yunanistan için hangi projeyi sunmuştu alkışlanmış? Türkiye'nin aleyhine konuştuğu için alkışlanmış. Evet. Bizim muhalefet de bundan seviniyor. Sevinmelerini şuna yoruyorum ben. Artık Türkiye o kadar büyük bir ülke ki aleyhtarlığımızın bile alkışı var. Herhalde böyle düşünüyorlar. Mitsotakis gibi düşünmüyorlardır tahmin ediyorum. ne diyeyim başkanım? Çok güzel özetlediniz. Yani inşallah dünyanın birçok yerinde bayrağımız dalgalanıyor. Dünyanın da her tarafında insanlar. Benim bir tane Konyalı bir arkadaşımız vardı. Makine imalatı yapıyor, şeker makinesi. Herhalde dünyanın eskiden İspanya'dan makine alıyorlarmış. Almanya'da makine alıyormuşlar. Şimdi Almanya ve İspanya makine satıyor. İşte dünyanın her yerine makine satıyor. Diyor ki bizi 3. 4. 5. ülke vatandaşı görüyorlardı. Şimdi havalandan araba gönderiyorlar ve öyle bir karşılama var ki akıllara zarar diyor. Neticede biz büyüyoruz, gelişiyoruz, üretiyoruz. İnşallah daha büyük işlere İnşallah. İmza atacağız. İnşallah. Daha büyük başarılar olacak. Süremiz yavaş yavaş nihayete eriyor ama sohbet keyifli. Benim soracağım çok şey vardı ama hızlı bir şekilde bir 3-5 dakika bir taraftan çalarız gibi geliyor. Ya bu kadar koşturmanın içerisinde ben Ramazan'da gördüm sizi. Fıldır fıldır geziyorsunuz. İnanılmaz bir hafızanız var. Ben basın müdürümüz Mustafa Bey'le de bunu konuşuyordum. Ya dedim ki başkanın bu hafızasının neden geldiğini ben merak ediyorum dedim. Yani herkese Kemal ne haber? Ali ne haber? O kalabalığın hengamenin içerisinde milletle hemen böyle bir diyaloğunuz var ama unutmamak. Yani fındık yiyoruz. Fındıktan. Gerçekten yani bu hafızanızı bu kadar diri tutmanın sırrı ne? Başkanım. Eyvallah. Fındık yiyoruz herhalde ondandır yani. Şimdi bu programa inerken de bir avuç yedim. Yani. O zaman çok, daha çok yesinler. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bu enerjinizi çok koşturuyorsunuz. Ramazan'da ben bizzat şahit oldum. İftardan önce programa günün saymıyorum gün içerisinde yaptığınız ama iftardan önceki programımız başlayıp sabah ezanında bittiğini biliyorum. Bir aynı akşam defa kaç tane ailede iftar yaptığınızı, kaç tane ailede sahur yaptığınızı ziyaret ettiğinizi biliyorum. Allah emeklerinizi zayi eylemesin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bu koşturmanın arasında aileyi hiç zaman ayırabiliyor musunuz? Yani normal il başkanlığı öncesiyle bugünü kıyas ettiğimiz zaman farklılık olmakla beraber yine ayırmaya gayret ediyorum. Yani bir standart olmamakla beraber ama yine işte bir hafta bittiğinde yine ailemizle beraber geçirdiğimiz vakitler oluyor. Çünkü o da bu hayatın bir parçası. Hayatı bütüncül yaşamak lazım. Hem aile hem iş hem işte siyaset hem il başkanlığı. Zaman olarak belki biraz daralma var ama yine birlikte vakit geçirmeye kitapları gayret ediyoruz. Seviyorsunuz. Kitapla haşinesini onları konuşamadık. Bir sürü eserlerin içerisinde imzanız var. Yayınınız var. Onları bir başka bir programda hatta böyle inşallah fırsat olursa olur, memnun biraz oluruz. Biraz felsefe konuşmak. Tabii, çünkü olur. İyi bir felsefeci var karşımda. Bilgi birikimi donanımıyla gerçekten çok büyük işleri yapmış. Onları konuşamadık ama desem ki size kapatmadan önce yani başkanın arta kalan zamanı yok ama 5 dakikada olsa 10 dakikada yarım saat her neyse size ait olan zamanda başkan ne yapmak ister ve neden mutlu olur? Yani şöyle en çok yapmak istediğim şey işte şimdi mesela arabada giderken bir iki tane kitabım var onu okuyorum işim yoksa yani. İstanbul'da diyorum ki kitaplarla aranız çok iyi olduğunu biliyorum. Hakikaten ayrı bir dünya, ayrı bir evren. Kendimi de zaman zaman zorlamaya gayret ediyorum. Ama tabii her zaman her şeyi de yapmak istemiyorsunuz. Mesela hani geçen hafta bir gün öğleden sonra programlarımız iptal oldu. Dedim arkadaşlara da yani sizler bana izin verin. İstanbul kartımı aldım. Kendim çıktım, kaçtım. İşte vapura binmeyi özlemişim. Gittim vapura bindim. Üsküdar'a geçtim. Orada bir çorba içtim. Sonra Marmara'ya bindim. Sonra efendim tramvaya bindim. Sonra metroya bindim. Sonra birkaç kitapçıya gittim. Alışveriş yaptım. Bazen o muhteşem, aklınıza geliyor. Muhteşem. Bazen işte okumak aklınıza geliyor. Bazen ne bileyim o martıya şey atmak aklınıza geliyor. Bisküvi ya da simit. İşte fırsat buldukça yapmaya gayret ediyor. Evet sevgili başkanım sizi bekleyenler var programımız sıkışık. Benim de biz de programımızı nihayet erdik. Çok keyifli
Samimi bir sohbet vardı. İyi ki buradasınız. İyi ki bizi ağırladınız. Öncelikle teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben kapatırken izleyicilerimize tüm Türkiye'ye seslenerek iletmek istediğiniz son mesajınızı alayım. İnşallah programımıza niyet Eyvallah. edeceğiz. Ama en kısa zamanda tekrar bir gün yoğun olmadığınız bir atmosferde belki dediğim gibi felsefe ve yaptığınız eserler ve kitaplar üzerine bir sohbet etmek isterim. Ben de tekrar sizin şahsınızda tüm ekip arkadaşlarınıza, tüm televizyonumuzun yöneticilerine ve bizi izleyen kıymetli hemşerilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizi de böyle bir imkanı bize sunmuş oldunuz. Türkiye'nin geleceğinde buluşmak ümidiyle diyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık sevgili başkanım. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun hep beraber inşallah. Bu sıkıntılı süreci beraber atlatmış ve İnşallah. Mutlu olmuş oluruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Biz istediğimiz gibi sohbetimizi yaparken daha çok konuşacaklarımız vardı, notlarım vardı. İnşallah başka programı bıraktık. Haftaya inşallah başka bir programda tekrar sizlerle olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada Mustafa Bey, Raif Bey, İsa kardeşim, kameraman arkadaşım, Salih Hanım, orada Aykut var herhalde kumanda masasında Eyvallah. Aykut'a. Basın müdürümüz Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar İnşallah. başkanıma teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın.